Böyle garip özelliklerden üçüncüsüne geldik. Kaynama noktası yükselmesine benzer bir etki. doma noktası alçalması ama burada hemen şimdiden söyleyeyim. Eklerimiz maddenin uçucu ya da uçucu olmaması fark etmiyor. Her türlü donma noktası alçalacak. Ve işlemlerde kaynama noktası yükselmesine benzer bir şekilde Şimdi bunların detaylarına beraber bakalım. Doğma noktası alçalmasına bakacak olursak bu da krioskopi olarak biliniyor. Aslında doğma noktası alçalması yöntemiyle biz monalite tayini yaptığımız yöntemin adı krioskopi. Bu terimlerde karşına çıkabilir. Saf suda uçucu olsun ya da olmasın. Bak burası kaynama noktasından farkı bu. Uçucu olması ya da uçucu olmaması fark etmiyor. Yabancı bir madde çözdüğümüzde Oluşan çözelti saf suya göre daha zor donacaktır, daha zor katı hale gelecektir. Bu yüzden çözeltinin donmaya başlamaz sıcaklığı saf suya göre daha düşüktür diyebiliriz. Çözeltinin donmaya başlamaz sıcaklığı saf çözünün donma noktası arasındaki farka donma noktası düşmesi ismini veriyoruz ve bu yöntemle biz molalite tayini yapıyorsak bu yöntemin adına kriyoskopi diyoruz. Kaynama noktası yükselmesinde olduğu gibi toplam tanecik derişimi ne kadar fazla olursa donma noktası düşmesi o kadar fazla olacaktır ki bunun uygulamalarını gündelik hayatta çok fazla görüyoruz. Bildiğiniz üzere kışın yollara tuz atılması, otomobil radyatörlerine antifriz konulması bu donmaya başlama sıcaklığını düşürmekle ilgili veya donmayı zorlaştırmakla ilgili alınan önlemlerdir. Normal olarak normal donma noktasına bakarsak saf suyun 0 derece Celsius'ta e donar ve donarken sıcaklığı sabit kalır. Deniz seviyesinde suyun donma sıcaklığı 0 derece Celsius ve biz donma, bu donma sıcaklığına bir atmosfer basacak donma sıcaklığına normal donma noktası diyoruz. Tuzlu suya ya da su gibi bir su koyarsak da donmaya başladığı nokta burası ve donarken sıcaklık habire düşecektir. Doygunluk sınırına geldikten sonra yine sıcaklığın sabit kaldığını görürüz. Dolayısıyla burada ilk donan şey çözücüdür. Tuzun donması söz konusu değil. Su donar. Tuz da artık dipte kalıp böyle çözelti doymuş hale gelir donarken. Donma noktası alçalma hesaplamak için kaynak noktası yükselmesindeki eşitliğe benzer bir eşitlik kullanıyoruz. Delta TD diyoruz buna. KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı şeklinde veriyoruz. Burada saf su için KD değeri 1.86 olarak verilir sana zaten bu değer. Molalite başına 1.86 derece Celsius bir düşüklük olmasını bekliyoruz su için. Şimdi uygulamalarına bakacak olursak burada daha net her şeyi göreceğiz. Ne demiş 1 molal şeker çözelsin 1 atmosferde donmaya başlama sıcaklığını bulunuz demiş. Şeker biliyorsun ki moleküler halde çözünür. Delta TD diyeceğim ben buna eşittir KD diyelim 1.86 çarpı molalitesi 1 molal çarpı tanecik sayısı da 1. Dolayısıyla 1.86'lık bir düşüş bekliyorsam burada sıfırdan 1.86'yı çıkardığımda suyun donmaya başlama sıcaklığı -1.86 derece Celsius olacak. İkinci soruya geldiğimde 11.2 gram potasyum hidroksit katısının 500 gram suda çözülmesi oluşan çözeltinin dolma noktaya dolmaya başlaması sıcaklığı karşıtır denilmiş. 11.2 gram potasyum hidroksit de ben moleküllesine böldüğümde şöyle bir işlem yapalım. Şurası 11.2'nin tam olarak 5 katı. O zaman 1 bölü 5'ten burası 0.2 mol olacaktır potasyum hidroksit için. 0.2 mol potasyum hidrokside de ben 0.5 kilograma bölecek olursam 2 bölü 5'ten burası 0.4 molal yapacaktır. Ama dikkat et bu çözeltinin molalitesi. Tesir değerimiz burada potasyum 1 hidroksitte 1 olduğu için T'si değerimiz 2 olacak. O zaman KD değeri 1.86 ile 0.4 molal ile değerini çarptığımızda 2'yi çarptığımızda burada ne olur? 1. 86'nın 0.8 katını alacağız. Buranın 0.8 katı ne yapar? Onu şöyle hesaplayalım. 1.86 1. ile 0.8'i çarptığımızda buranın sonucu 1.488 olarak hesaplanır. O zaman donmaya başlaması eksi 1.488 derece Celsius olarak bulunur. Üçüncü soruya geldiğimde ise üçüncü soruda 200 gram su kullanılarak hazırlanan 0.2 mol potasyum nitrat çözelsin donmaya başlama sıcaklığı eksi A'dır denilmiş. Burada bana bir bilgi vermiş. 400 gram suda 0.4 mol alüminyum nitrat çözüldüğünde derece ne kadar olur deniliyor. Şimdi bana referans olarak verdiği değerden ben KD'ye hesaplayacağım. Eksi A kadarlık bir azalma görüyorsam burası eksi. KD diyeceğim ben bunun KD'ye denilmek için çarpım. Molalitesi testi kaç olur bunu 0.2 molü 0.2 kilogram bölersek 0.2 bölü 0.2'den 1 molal çarpı tesir değerimde potasyum bir nitratta da 1 olduğu için tesir değerim 2. O zaman burada eksiler artı olur. Dolayısıyla burada KD yerine ben A bölü 2 yazabilirim. Peki. Bunu götürüp diğerine yerine koyacağız. 0.4 molü 0.4 kilograma böldüğümüzde burası da 1 molal gelecek. O zaman delta TD diyeceğim. Eksi. A bölü 2 çarpı molalitesi 1 molal çarpı. Burada tesir değerimiz 3 tane nitrat 1 tane albim olduğu için 4. 4 bölü 2'den burası eksi 2 A'lık bir donma noktasına sahip olacaktır. Evet 4. soruya bakalım. Yandaki grafikte 1 atmosfer basınç altında suyun donma noktasının içinde çözülen madde miktarına bağlı olarak değişim verilmiş. Bu koşullar altında 0.4 mol kalsiyum klorür katısını 0.2 mililitre yani 0.2 litreye bölecek olursam ben bunu 4 bölü 2'den 2 molarlık bir çözelti elde etmiş olurum. 2 molarlık çözeltiye bakarsak tesir değerimiz bizim burada 3. Dolayısıyla şöyle bir şey diyeceğim. Delta TD eşittir. KD çarpı 2 molar çarpı tesir değerim 4. Ben burada KD'yi bulursam domu noktasında alçalmasını bulurum. KD'yi de ben herhangi birinden hesaplayayım. Mesela şuradaki değere bakarsak şeker molekülü moleküler çözülecek. Dolayısıyla Delta TD burada ne kadar arkadaşım? Eksi A kadar. O zaman şöyle diyeceğim. Eksi A eşittir. KD çarpı molalitesi bir molar tesir değerde bir şeker olduğu için o zaman KD değerimiz eksi A olarak bulunuyor. O zaman ben burada eksi A yerine koyduğum zaman bu eksilik şuradan geliyor aslında. Eksi dediğime bakma. O zaman A çarpı 2 çarpı 4. O zaman burası 8A kadarlık bir düşüş yaratacaktır. O zaman dolmaya başlaması şartımız eksi 8A kadar Yandaki grafikte bir atmosfer basınç aldığında suyun donma noktasının çözülen madde miktarına bağlı olarak değişim verilmiş. Buna göre aynı koşullarda 0.4 mol kalsiyum klorür katısının 0.2 mililitrelik çözeltisinin dolmaya başlamak sıcaklığı kaç derece Celsius'tur denilmiş. Şimdi burada herhangi bir referans değer alalım. Mesela şu değere bakacak olursam ben burada donma noktasını A kadar azaltını görüyorum. O zaman eksi A eşittir KD çarpı molalitesine bakarsak 1 molar. 1 molar çarpı t'si değerine bakarsam bu moleküler çözünür 1. O zaman buradan KD derim ben eksi A kadar olarak buluyorum. Bu eksi A'yı şurada yerine yazacağım ama bunun önce molar testini hesaplayayım. 0.4 mol maddeyi 0.2 litreye bölecek olursak burası 2 molar olur. O zaman delta TD diyeceğim. Eksi A çarpı 2 molar çarpı t'si değerine bakarsak 2 burada 1 burada. 3 değerli bir tuz. Dolayısıyla burası eksi A kadarlık bir azalış meydana getirecektir. Beşinci soruya bakalım. Deniz seviyesinde kaynama noktası yükselmesi 3 derece Celsius olan 200 gram su içeren magnezyum klorür çözelsi ile ilgili molalitesi kaçtır denilmiş. Kaynama noktası yükselmesi 3. O zaman KK değeri 0.5 olarak verilmiş çarpı. Molaliteyi bilmiyorum ama bunun tesir değerlerinin ben 2 tane klor 1 tane magnezyum olduğu için 3 üç diyeceğim. 3'ler şöyle sadeleştirirse buradan molaliteyi biz 2 molal olarak bulmuş oluruz. Aşık şıkkı 2 molal olacak. B şıkkına bakalım. Çözülen magnezyum klorür katısının mol sayısı nedir denilmiş. 200 gram su içerisinde sonuçta bu 2 molallik bir madde. 2 molal maddenin ben mol sayısı bölü 200 gram su 0.2 kilogram yapar. 0.2 ile çarparsak burada mol sayısını 0.4 mol olarak buluruz. Zaten bana onun mol sayısını sormuş. O zaman B seçeneğinde bulmuş oluyoruz. Dolmaya başlama sıcaklığına bakacak olursak da delta e, D diyeceğiz. KD değerim 1.8 çarpı molalitesi 2 molal çıktı çarpı buradan e, TS değerimiz ise de 3'tü hatırlarsan. O zaman 3 kere 2 6 6 çarpı 1.8 10.8 yapar. 10.8'lik bir azalış bekliyorum. O zaman dolmaya başlama sıcaklığımız eksi 10.8 derece Celsius olarak bulunmuş olur. Son sorunuza bakalım. Yukarıda verilen miktarda su ile hazırlanan çözeltiler aynı ortamda bulunuyor. Bu üç çözeltinin anyon derişimleri birbirine eşitse denilmiş. Anyon derişimleri yani e, burada e, gördüğün gibi işte bu formülü kapatacak olursak Na artı Br eksi olduğuna göre bunun kapalı formülü Na Br. Buraya bakarsak magnezyum iki artı olduğu için magnezyum klorür MgCl2 olur. Burada da alüminyum sülfatı olduğu için alüminyum artı 3 sülfat eksi 2 değerlik olduğu için Alüminyumun altına 2, sülfatın altına ise 3 gelmeli. Şimdi burada anyon derişimleri eşitse ben bunların hepsini 6'da eşlediğimi düşünürsek şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya ben başlangıç için 6 molar dersem 6 kere 1 6 molarlık iyon gelir. Buraya ben başlangıç için 3 molar dersem 3 kere 2 6 molar iyon gelir. Buraya ise ben başlangıç için 2 molar dersem 2 kere 3 şurası 3 2 kere 3 6 molar yön gelir. Dolayısıyla anyon derişimleri işlemek için başlangıçtaki derişimleri ben 6 3 2 diye yaptım ve ben bunu nasıl yazdım dikkat edersen tuzların formüllerini yazarak ortaya çıkardım. Şimdi bana diyor ki A seçeneğinde aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını karşılaştınız. Şimdi bir defa bunlar Aynı ortamda bulunuyorlar ama kaynamakta olan demiyor. Kaynamakta olan olsaydı buhar basıncı aynı olurdu. Çözülmüş madde derişimi arttıkça buhar basıncı azalacaktır. Dolayısıyla burada e, toplamda 1 bir nolu kaba bakarsak 2 değerli bir iyon olduğu için burada toplamda 12 molarlık bir iyon olur. Buraya bakarsak magnezyum 1 klor 2 olduğu için toplamda 3 e, değerli bir iyon var. 3 kere 3 burada 9 molarlık iyon var. Şurası 5 değerli bir iyon olduğu için de 5 kere 2 burada 10 molarlık iyonumuz var. O zaman en büyük buhar basıncı 2 nolu da olur. Çünkü en az derişim burada. O zaman 2 büyüktür. E burada 3'ten 3 üç büyüktür 1 olacaktır. Buhar basıncı sıralaması olarak bakarsak en rahat buharlaşan 2 numaralı çözelti olur. Çünkü en az derişim bunda benim verdiğim değerlere göre. Aynı ortamdaki donmaya başlama sıcaklıklarına bakarsak donma noktası alçalacaktır ve en çok aşağı düşüren burada 1 numaralı çözelti olur. Dolayısıyla en düşük donma sıcaklığı bu. En yüksek donma sıcaklığı gene ee, en az molariteye sahip olan magnezyum klorür de olacaktır. Dolayısıyla aynı sıralama burası için de geçerli. 2 büyüktür 3, o da büyüktür 1 sıralaması bu e, B şıkkı için doğru olacaktır. Aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklığına bakarsak da derişim ne kadar yüksekse e, burada kaynama sıcaklığı da o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla buhar basıca ters orantılı da diyebiliriz kısaca buna. 1 büyüktür 3, o da büyüktür 2 sonucuna ulaşmış oluruz. Evet son soruda aslında bütün o bugüne kadar gördüğümüz koligatif özellikleri toparlamış olduk. doma noktası alçalmasında da dikkat ettiysen yine e, emilyoskopide yaptığım gibi aynı işlemleri yapıyorum. Burada KK yerine KD değerini hesaplıyorum ve dolma noktası alçalmasında kıyaslamalı örnek verdiği zaman da bu şekilde işlerin iş, e, işlemlerin içinden çıkıyorum. E, onun dışında başka bir kıyaslama veriyorsa da işte son soruda gördüğümüz gibi yine derişimleri e, üzerinden kıyaslamaya gidiyoruz. Sonuçta ne kadar çok tanecik derişim varsa o kadar çok doğma noktası aşağı düşecektir. Yorumu yapmak burada en doğrusu. Şimdi en önemli aslında kısımları bitirdik. Son bir korrigatif özelliğimiz kaldı. O da ozmotik basınç. Onu da biraz biyolojiden biliyorsun. Son korrigatif özelliğimizle de konumuza devam ediyor olacağız. Müzik